bugün 26 Ağustos 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının şartların değerlendirilmesi sonucu tahliyesine başlandığını duyurdu. 28 Şubat davasında cezası kesinleştikten sonra cezaevine giren dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevikbir, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Avukatı Ümit Kara, Çevikbir'in demans belirtileri gösterdiğini söyledi. Adli Tıp'ın raporu doğrultusunda Bir'in infazının ertelenmesi söz konusu olabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 141 general ve amiralin görev yerleri değiştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 35 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edildi. 11 müdür ve emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların adaletsizlik karşısında seslerini yükseltmeleri gerektiğini belirterek, bir tarafta açlığın, savaşın ve yoksulluğun, diğer tarafta lüksün, sömürünün olduğu bu adaletsiz düzenin devam etmesi mümkün değildir, dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın hastane, yol, havalimanı gibi projelerle ilgili sorulara yanıt vermediğini belirterek, halkın bunları bilmeye hakkı var, vergiyi onlar ödüyorlar. Demokrasinin temel kurallarında devlet sırrı olmaz, dedi. Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde en geç 2 yılda mülteci sorununu çözeceklerini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in belediyeye ait cipi hala iade etmediğini söyledi. Yavaş, artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin, bu mallar sizin babanızın malı değil, dedi. Okul servislerinde çalışacak şoförlerin yaş sınırı 26'dan 22'ye indirildi. 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen araçlarda iç mekanı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz şartı da artık aranmayacak. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen 75 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından tabiat yeniden canlanmaya başladı. Küle dönen ormanlık alanda şimdiye kadar 7 bitki türü filizlendi, 20 metrekarelik alanda 15 bitki yeşerdi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede kadınlar 200 metre serbest kategorisinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk finale yükseldi. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, korona vakalarında Türkiye'deki farklı illerde kesinliği sağlanamasa da yeni bir mutasyon görülmeye başlandığını söyledi. Çamlı, İzmir'de tanımlanamayan grubun başlangıçta %20'lerdeyken son günlerde %40'lara kadar yükseldiğini kaydetti. ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi'nin yaptığı araştırmada aşı olanlarla aşı olmayanlar arasındaki farklar masaya yatırıldı. COVID-19 aşısı olmayanların hastaneye yatma oranının 29 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. İngiltere'de 1.2 milyon kişinin verilerine dayanarak yapılan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşılarının koruma oranları 6 ay içinde azalmaya başlıyor. Oyuncu Ezgi Mola koronavirüse yakalandığını açıkladı. Mola 7 kez test yaptırdığını, bazılarının negatif, bazılarının pozitif çıktığını söyledi. Ezgi Mola, 2 doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum. İyi ki 2 aşımı da yaptırmışım, dedi. Rize'de yapılan HES kodu denetimlerinde karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 24 kişi yeniden karantinaya alındı. Avustralya'da bir günde 973 vaka saptandı. Bunun salgının başladığı günden itibaren ülkedeki en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı. Sırada ekonomi haberleri var. Hükümet ile Memursen arasında imzalanan toplu sözleşme resmi gazetede yayınlandı. Sözleşmeye göre üye sayısı %1 aşmayan sendikaların üyeleri 400 liralık toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak. Bu durumu eleştiren doçent doktor Aziz Çelik, böylece sendika tekeli teşvik edilirken sendika seçme özgürlüğü baltalanmış oldu, diye konuştu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ise ikramiyeden yararlanamayacak memur sayısının yaklaşık 2 milyon olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlarda zarar gören üretici ve yetiştiricilere bu hafta içerisinde 1.6 milyon lira daha ödeme yapılacağını duyurdu. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeler ile Kastamonu ve Sinop'ta sel ve heyelan afetinin yaşandığı yerler acele kamulaştırılacak. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre beyaz eşyada iç satışlar Temmuz'da geçen yıla göre %31 düştü. İhracat ise Temmuz'da %16 geriledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Taliban'ın Katar'daki siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim Vardak, başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerden yardım istediklerini söyledi. Vardak, Türkiye ile yapıcı ve olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz. Bizim Türkiye ile sorunumuz yok ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'deki havalimanına bir terör saldırısı düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Biden, tehlikenin büyüdüğünü ve Amerikan askerlerinin tümünü 31 Ağustos'a kadar çekme planına bağlı kalacaklarını belirtti. G7 ülkelerinin liderleri yayınladıkları ortak açıklamada Taliban'a uyarılarda bulundu. Liderler, yeni kurulacak hükümetin özellikle kadınların, çocukların, etnik ve dini azınlıkların ve tüm Afganların insan haklarının korunması gerektiğini kayda geçirdi. Uluslararası Para Fonu IMF'nin ardından Dünya Bankası da Afganistan'daki projelere yönelik ödemeleri durdurdu. Taliban, Afganistan'da çalışan kadınların geçici bir süre evden çıkmamalarını istedi. Taliban sözcüsü Mücahit, güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitim almamıştı. Bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için dedi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Ahmet Orhan'ın sorularını yanıtlıyor. kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.